3 Mayıs 2018'i gösteriyor. Kamerada sevgili Selma'm, yönetmen koltuğunda sevgili Esenur'um. Sizler olunca ben biraz daha böyle enerji dolu başlıyorum programa. Kadınların gücü bu olsa gerek diyorum. Elbette ekibimde fazlaca yetenekli, zeki erkek arkadaşlarım da var. Ama inanın sizlerle bambaşka oluyor. Bir de sizlerle güzel oluyor gerçekten bu program. 3 Mayıs'ı açtık. Nasıl geçiyor gününüz? Bugün sabah saatlerinde, erken saatlerde biraz işlerim vardı. O gittiğim işlerden böyle sürekli dediler ki yemekhanede, yemek sırasında, kahve sırasında sizleri izliyoruz. Gerçekten çok inanılmaz mutlu oluyorum. Bir de neyde mutlu oluyorum? Bizler soruları yönelttikçe sizlerin verdiğiniz cevaplarla mutlu oluyorum. Program sonrası böyle büyük bir hevesle gidip bakıyorum onlara. Neler yazmışsınız, nasıl yanıtlamışsınız. Hatta şöyle oluyor. O kadar böyle içten, o kadar güzel, o kadar futbol ya da spor dolu şeyler yazıyorsunuz ki bizler de o yazdıklarınızdan ilham alıyoruz. Bunlar için çok çok teşekkür ediyorum. Madem etkileşim dedik, madem böyle güzel bir iletişim kuruyoruz, ne dersiniz? Günün sorusunu getireyim mi ekranlarınıza? Hadi gelsin bakalım. Bugünkü sorumuz sanki biraz kolay mı yoksa kafa mı karıştırıcı, bilemedim. Belki spor severler, Ronaldo severler belki yakından bilebilirler bunu, yakından cevaplayabilirler. Cristiano Ronaldo hangi kupayı henüz kazanamamıştır diye sorduk. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, Avrupa Süper Kupası, Dünya Kupası. Anketimize Twitter adresimizden, net günlüğü adresimizden katılabilirsiniz. Bir de fotoğrafımız var. Fotoğrafımız gelsin ekranlara. Bugün hangi çocuğu sorduk acaba sizlere? Buyurun. Evet, Tio'ya gerek var mı? Bence var gibi geliyor ama belki gözlerinden çıkartabilirsiniz. Günün sorusu da bu. Instagram'dan, Twitter'dan, net günlüğünden bizlere ulaşabilirsiniz. Tüm adreslerimiz biraz sonra şöyle gösteriyor. Bazı sunucular inanılmaz profesyonel. Ya ben hala onu yapamadım çünkü gösteremediğim için. Ya böyle bir şeyim olmadığı için. Evet, geldi. Bütün adreslerimiz burada. Bizlere katılabilirsiniz. Dünkü Liverpool-Roma karşılaşması ile ilgili ne düşünüyordunuz? Bir geri dönüş olabilir dediniz mi içinizden? Ne yalan söyleyeyim, ben çok fazla şans vermedim ama futbol geri dönüşlere gebe, öyle değil mi? Yaklaştı, hem de güzel yaklaştı, bol gollü yaklaştı. Dün Liverpool'u 4-2 mağlup etti Roma, değerli izleyenler. Şöyle bir bakalım sosyal medya üzerinden dün geceye. İlk olarak Liverpool'un Instagram hesabına gidelim, paylaştığı fotoğrafları görelim. Nasıl özetlemişler dün geceyi? Şampiyonlar Ligi finalinde onlar ellerini... Olanlar ellerini kaldırsın. Bu arada finalin adı da belli oldu. Real Madrid Liverpool. İki güçlü takım bir araya gelecek. Konuşacağız bunu ilerleyen zamanlarda. Diyeceksiniz ki Cengiz neler yaptı? Cengiz'e geçmeden önce Liverpool cephesinde biraz daha kalalım. Hem de oyuncuların şöyle bir sosyal medya haleti, ruhiyelerine gidelim. Tebrikler çocuklar. Paylaşım Emre Can'dan geliyor değerli izleyenler. Dün forma giyemedi Emre Can. Finale çıkan arkadaşlarını bu kareyle kutlamış. Liverpool'un biz Kiev'e gidiyoruz paylaşımı var. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Mottoları olan, sloganları olan asla yalnız yürümeyeceksini koyarak bu fotoğrafı paylaşmışlar değerli izleyenler. 26 Mayıs'ta, tarihler 26 Mayıs'ı gösterdiğinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda iki güzel takımı izleyeceğiz. Real Madrid mi, Liverpool mu? Liverpool'da çıkan olaylar sebebiyle bazı olaylar çıkmıştı hatırlıyorsunuz ilk maçta. Onlarla ilgili bir paylaşım geldi. Bunu da zaten getirdik ekranlarınıza. Karenin önemini de vurgulamak açısından bir kez daha getirmiş olalım. Sean Cox. Evet. Oldukça mutlulardı Liverpool'lu oyuncular. Nasıl olmasınlar? Muhammed Salah'ı da aralarına alarak güzel bir sonuca gidecekler mi acaba? Bir sevinç videolarına şöyle bir ortak olalım. Mutluluklarına ortak olalım. Gelsin görüntüler ekranlarınıza. Final, final, a la final, pom 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 pom.
What do you want? Push! Push! Focus! From now on! Wait. Don't laugh anymore! Focus! From now on! Keyifler böyle yerindeydi. Roma'ya geçelim. Roma'ya baktığımızda da Şampiyonlar Ligi'nin flaş sürpriz takımlarından bir tanesiydi. Hatta ilk sıraya koyabiliriz. Öyle değil mi? Barcelona'yı eledikten sonra güzel bir havaya büründüler. Acaba dedik. Belki ilk skor, ilk maç böyle olmasaydı belki olabilirdi. Öyle değil mi? Dün de gerçi verilmeyen bir tane de penaltıları var. Veda ettiler. Onurlu veda ettiler. Kuşkusuz öyle. Roma cephesine hadi şöyle bir bakalım. Onların paylaşımı, ilk olarak paylaşımı gelsin ekranlarınıza. Onurlu veda ettiler dedik. Bu onuru da taraftarlar yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden takımına bakın nasıl güzel motive etmiş, daha doğrusu teselli etmiş taraftarlar. Gelsin videosu ekranlarınıza. Roma'da geçirdiği harika bir sezonun ardından yeniden Premier Lig'e dönmüştü Muhammed Salah. Ama Roma taraftarları Muhammed Salah'ı unutmadı, unutamadı. Sadece taraftarlar değil, kulüp de öyle. Bazen giderken o kapıyı sertçe kapatmamak gerekiyor, değil mi? Roma bu paylaşımı yaptı. Roma'nın inanılmaz Kiev hayaline son verdin ama sen yeni renklerinle orada olacaksın. Şampiyonlar Ligi finalinde bol şans Salah diyor Roma. Muhteşem bir paylaşım değil mi? Son zamanlarda gerçekten gördüğüm en fair play ruhuna yakışır paylaşımlardan bir tanesi. Formayı da dikkat etmişsinizdir. Yarısı Liverpool, yarısı Roma. Sevilmek böyle bir şey. Gerçekten Allah herkese iş yerinde çalıştığı arkadaşlar tarafından, işte çevresi tarafından gerçekten samimiyetle sevilmeyi nasip etsin. Daha ne ister ki bir insan diye düşünüyor gerçekten. Real Madrid'in soyunma odasına gidelim. Çünkü onlar bir hayli mutlu, değil mi? Şampiyonlar Ligi'ni nasıl kutladınız sorusuna böyle cevap vermişler. Daimi izleyenlerimiz hatırlayacaktır. Roma Barcelona'yı yendiğinde Roma'da yer yerinden oynadı. Tarihi çeşmelerinden tutun da soyunma odalarına neredeyse tarihi bir şehir harap olacaktı. Sevinince böyle sevinilebiliyor. Son 5 yılda 4. kez Şampiyonlar Ligi kupasını almaya giden Real'in sevinci de, final sevinci de böyle olur. Ne kadar cool. Türkiye'de olsa ne olurdu? Türkiye'de de Roma'dan daha fena olurdu. Roma'yı da yakardık o kadar. O kadar sevinirdik. Ne kadar cool seviniyorlar. Ne kadar böyle. Olan yani bizim için çok normal şeyler bunlar deniliyor olsa gerek. Kiev'e gidecek bir diğer takım da Real Madrid. Bakalım sizin favoriniz var mı? Real Madrid mi Liverpool mu? Sanki Real Madrid bu kupayı çok fazla kazandığı için, artık daimi demirbaşı olduğu için belki kazanmayan kazansın ya da asla yalnız yürümeyeceksine sempati duyanlar Liverpool diyebilirler. Bence Türkiye'deki oran biraz daha Liverpool ağırlıklı olabilir. Ne dersin Yasin? Var mı şimdiden favorin? Real Madrid diyorsun. Sen Real Madrid diyorsun. Diyorsun ki ben istikrarın yanındayım. Ama şimdi şöyle güzel olmaz mı? Yani Dünya Kupası'na Mısır'ı taşıdı, güzel bir bilet aldı. Son zamanlarda Ronaldo'yu, Messi'yi şöyle bir köşeye bıraktı, adından söz ettirdi, grafiğini yükseltti. Şöyle Salah'lı bir Liverpool şampiyon olmaz mı? O fantastik bir hikaye olur diyorsun. Neden olmasın? Güzel olur. Sizce değerli izleyenler, siz de şimdiden favorinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ramos'un gözünden
Real Madrid'de kendilerini karşılayan taraftarlara şöyle bir video çekmiş. Güzel de bir video. Bakalım mı Ramos'un gözünden acaba taraftarların coşkusuna? Gelsin ekranlara. Kardeşler bilir, eğer ablalar, abiler başarılıysa, biraz da kendisinin böyle derslere karşı ilgisi yoksa her zaman kıyaslanacaktır abiyle, ablayla ya da komşu çocuklarıyla, değil mi? İyi olan birisinin yerine geçmek çok zordur. Onun arkasında, onun gölgesinde kalmak. Mesela küçücük bir hata yapılsa hemen o daha iyisiyle kıyaslanacaktır. Zordur yedek kaleci olmak. Özellikle bir de Neuer'in arkasındaysanız of ki of. Yaptığınız bir hata oho oho kendisi özür diledi. Ulreich'tan bahsediyoruz değerli izleyenler. Sven Ulreich'ın paylaşımı gelsin bakalım. Ekranlarınızda Bayern Münih'in kalecisi, Benzema'dan yediği hatalı golle finali Real'e hediye eden isimdi. Ulreich sezon başından beri sakat olan Neuer'in yerinde. Ne diyor peki? Kelimeler Şampiyonlar Ligi'nden ayrılmamız konusunda ne kadar hayal kırıklığına uğradığımızı anlatmaya yetmez. Bizi gerçekten elimizden gelenin en iyisini, yapıp bitirmeye çalıştık. Ama sonra ben gereksiz hatayı yaptım. Bunu açıklayamam. Takımım ve taraftarlarımızdan özür dilerim diyor. Gerçekten insan biraz böyle üzülüyor değil mi? Bu arada birçok oyuncu da, James, Boateng, birçok oyuncu da destek mesajları atmış, altına yorumlarda bulunmuş arkadaşlarına. James Rodriguez adına gerçekten ayrıca sevindim. Çünkü Real Madrid'de huzursuz olduğunu, performansını gösteremediğini biliyorduk değil mi? Bayern Münih'e geldikten sonra daha da özgüvenli, daha da performansını yükseltmiş bir şekilde sezonu tamamlamaya başladı, tamamlamaya gidiyor. Final için sonuna kadar savaştık diyor. O gün golünü attı, golüne de sevinmemişti. Saygı gösterdi. Kiralık olarak geldiği takımda halbuki o sevinci yaşayabilirdi. Ama Real Madrid'e saygısından dolayı o sevinci paylaşmadı ama kareleri paylaştı. Gecenin en iyilerinden bir tanesiydi. Kuşkusuz. Bu gece saatler 22.05'i gösterdiğinde bir planınız, bir programınız yoksa, şöyle ne olsa da izlesem, şöyle keyfim yerine gelse diyorsanız eğer, Atletico Madrid Arsenal maçı var. 22.05'te TRT Spor ekranlarında gelsin bakalım ekranlarınıza. Bu arada son dakika haber de geldi değerli izleyenler Galatasaray'a. Kötü haber. Mariano, TSE Mobilya, Akhisar Spor maçında forma giyemeyecek. Bu son dakika haberi de sizlerle paylaşalım. Sezonun en önemli maçı diyor Mesut Özil. Bizi bekliyor. Bunu hala yapabiliriz. Bu gece Avrupa Ligi gecesi Atletico Arsenal ile Salzburg Marsilya ile oynayacaklar değil mi? İlk maçtan 1-1 döndü. Atletico Madrid avantajlı durumda. Mesut Özil ve arkadaşları bu maçı kazanıp Wenger'e, Arsene Wenger'e güzel bir veda etmek istiyorlar. Olabilir mi? Neden olamasın diyorum. Arsenal'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Aubameyang, gelsin bakalım, Bayern'e destek vermiş. Çok da güzel bir kare. Bugün için arkadaşlarıma sarılarak pozitif enerji ve şans veriyorum demiş. Bu güzel kareyi paylaşmış. Bu arada son dakikayı da görüyorsunuz değerli izleyenler. Mariano, Teleset Mobilya, Akhisar maçında oynayamayacak. Galatasaray'a kötü bir haber oldu gerçekten. Griezmann'ın Instagram hesabına gideceğiz. Güzel bir paylaşım var. Ben de sizi özetleyeceğim. De hatırlıyor musunuz? Şunu yapıyordu gol attıktan sonra. Böyle gol sevinçleri. Ara ara getiriyoruz gol sevinçlerini ekranlarınıza. Barcelona hesabına gidelim mi? Ne dersiniz? Gidelim mi? Neden gidelim? 6 Mayıs'ta bir El Clasico var. Onun heyecanını yaşayacağız. Barcelona şimdiden bizi böyle o havaya soktu. Nasıl soktu? Bu videoyla gelsin bakalım ekranlara. Barcelona nasıl çıkacak sahaya biliyor musunuz? Böyle uf sınavım çok kötü geçti deyip böyle sınav sonrası sizinle böyle biraz motive eden,
Öyle uf şunu da yapamadım, bunu da yapamadım deyip sonrasında 95 alan öğrenci var ya, onun gibi sahaya çıkacak, %100 yapmaya çıkacak. Çünkü şampiyonluğu garantiledi. Fakat şöyle bir durum var. Yenilgisiz kapatmak istiyor ligi. Evet, 100 almak istiyor. 95 yetmiyor. 100 almak istiyor. Öyle bir öğrenci gibi çıkacak. Hafta sonu güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak. Zaman zaman bu görsel şovlarla ilgili sizlerle Ronaldinho'nun videolarını paylaşıyoruz. Eski videolarını paylaşıyoruz. Güncel artık eskisi gibi böyle güzel organizasyonlara katılıyor ama eskisi gibi çok sık olmuyor. Zaman zaman da futsal yıldızı olan Falcao'nun videolarını paylaşıyoruz. İki videoyu da sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda anladığım kadarıyla çok seviyorsunuz. Bu kez bu iki yıldız bir araya gelmiş. Görüntüler mi? Muhteşem. Gelsin ekranlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar zaten potaya hiçbir şey yapamamışlar, yeteneklerini sergileyememişler. Nesi muhteşem bunun? Kusur. Yani evet, kusur. Gerçekten İhsan Oktay Yonar'ın çok güzel bir lafı vardır. Kusur benim imzamdır diye. Kusurlu olmak da bazen sizi mükemmel yapar. Kusurlarınızla barışmak da. Demek ki o kadar da mükemmel değillermiş, öyle değil mi? Devam edelim. De Gea'yla devam edelim. Manchester United'ın kalecisi. Bakın ne paylaşmış. Bir kere daha teşekkürler diyor. Güzel ödülü. Neye bakar gibi? Sıla'ya bakar gibi demeyelim mi? Bu sefer başka bir şey diyelim. Olmaz mı? Sir Matt Busby ödülünü alıyor. Yani De Gea kulübünde 4. kez yılın futbolcusu seçiliyor. 3 kez seçilen Ronaldo'nun rekorunu da böylelikle bu fotoğrafla tarihe gömüyor. Ronaldo ne diyordur? Ya bende daha fazlası var zaten. Olabilir senin. Diyor mudur? Bence Yasin diyor ki, bence şöyle diyordur. Ben Manchester United'a gideyim de bir tane daha alayım. Bu arada son maçta fark ettiniz mi? Ronaldo'nun saçları, bu aralarındaki erkeklere meç deniliyor değil mi? Bizde röfle deniliyor ama erkeklerde böyle meç deniliyor. O meçleri, kıvırcıklı Manchester zamanındaki halleri biraz... Hallerini andırıyor değil mi? Fark ettin mi Yasin sen de? Biraz sanki böyle bir geçmişe bir özlem var gibi. Evet. Şu sallardan bir tanesi de insan psikolojisine ait. Eğer çok fazla geçmişe özlem duyuyorsanız eğer, bu bir sal. Gelecekle ilgili endişeleriniz, korkularınız var demekmiş. Acaba Ronaldo'nun gelecekle ilgili korkusu ne olabilir? Düşünüyorsunuz değil mi? Hali vakti yerinde bir yıldız futbolcu, bir... maddi bir servete sahip ne olabilir? Ne olabilir? Olabilir. Her şey olabilir. Yani bizlerle fazlasıyla diyorsunuz ki işte saçlarla oynuyor kadınlar, bir şey mi var? Biraz da erkeklerden konuşalım. Hayırdır Ronaldo, bir şey mi var acaba diye soruyoruz sizlere. Ve dün doğum gününü kutlamıştık ama çok ayrıntıya yer verememiştik zamanımız kalmadığı için David Beckham'ın. Bu kez Milan'dan güzel bir videoyu sizlerle paylaşacağız. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Bakalım stilini beğenecek misiniz? Çünkü David Beckham birçok futbolcuya ilham verdi. Öyle değil mi? Birçok futbolcu giyinmeyi öğrendi de diyebiliriz adeta. Güzel giyinmenin, tarz giyinmenin bir yol olduğunu gösterdi David Beckham. Ama yeni nesil futbolcular, yeni jenerasyonlar biraz... o puanı alamıyor gibi. Batshuayi'nin son stili gelsin mi ekranlarınıza? Bakalım. Eyvah, şu anda göz... retinalarım yandı. Tamam, bir dakika. Ben öyle yargılara varmayacağım. Hemen şöyle bir gözlemliyorum. Ayakkabılar güzel, fena değil. Ben severim bu tarzları. Sadece biraz göz yoran bir üstü var. Çantası da fena değil. O ayakkabılarla, o tarzla belki saat olmamış diyebilirim. Gözlükler aynalı, hiç tercih etmem. Ama sevenler, yakışanlar var aynalı gözlükleri. Evet, yani şöyle diyebiliriz aslında. Hepsi ayrı yerlerde kullanılabilir ürünler ama birden böyle hepsini bir arada kullanınca
Ne modaysa giymiş diyor Esen Nurum. Esen Nurum beğendin mi sen? Şahane olmuş diyorsun. İşte yani vizyon sahibi olmak bunu gerektiriyor. Fena değil. Güzel. Alex de Souza'dan Paris Saint Germain'e bir ziyaret var. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Biraz nostalji yapalım mı? Hadi yapalım hep birlikte. Alex Paris Saint Germain'i ziyaret etti. Teşekkürler Dani Alves diyor. Böyle futbolcularla da fotoğraflara, karelere yer vermiş oğluyla birlikte. Çok da güzel, çok da keyifli görüntüler olmuş. Luis Nani Fenerbahçe'ye geri mi dönmek istiyor acaba? Bilmiyoruz. İddialar o yönde. Nereden çıktı dersiniz? Alex'in fotoğrafını verince böyle serbest çağrışım oluyor bazen. Nani ile ilgili de bir paylaşım var. Gelsin bakalım ekranlarınıza. Günaydın diyor. Elindeki bir çay. Tabakta. Paylaşım da Türkçe. Günaydın da Türkçe olarak yazıyor. Tabakta hafif bir çay kalmış. Öyle değil mi? Bu bizim geleneklerimizden bir tanesi. Sadece çay içmek değil. Çayda mutlaka biraz tabakta biraz o çayı bırakmak. Üstümüze şapır şapır dökmek. Ben de çok yapıyorum maalesef. Maalesef yapıyorum yani. Ama benimle de ilgili değil. Getirenleri şimdi tekrardan götürün diyemiyorum ki. Çaktırmadan dökemiyorum da ayıp olur diye. Haliyle ne yapacağız? Böyle sıyra sıyra bir de şöyle sıyralar ya çevresinde. Öyle öyle içiyoruz. Medipol Başakşehir'in antrenmanına gidiyoruz. Renkli görüntüler varmış. Buyurun gelsin ekranlarınıza. Medipol Başakşehir'in antrenmanına gidiyoruz. Renkli görüntüler varmış. Buyurun gelsin ekranlarınıza. Yavaş sonuna gelirken güzel iki haber, iki paylaşım vereceğiz sizlere değerli izleyenler. Biliyorsunuz voleybol liginde şampiyon Vakıfbank oldu. Voleybolda ikinci kupayı, Avrupa'da ikinci kupayı da Eczacıbaşı aldı. Şimdi en büyük kupa zamanı, öyle değil mi? Sev Şampiyonlar Ligi kupasını alabilecek iki temsilcimiz var. Birisi Vakıfbank, birisi Galatasaray. Vakıfbank'ın hesabına gidelim bakalım. Yüreğimiz, gönlümüz her iki takımdan yana inşallah finalde karşı karşıya gelirler. Dörtlü finalde Vakıfbank'ın ilk olarak ve Vakıfbank'ın çağrısına şöyle bir göz atalım. Vakıf Bank is the best and Rudy also the best player. Yeah. I wish Vakıfbank win because our hero like Zuting is player. Zuting Çin ile Türkiye arasında bir kültür köprüsü gibi, kültürel diplomat diyoruz. Onların kazanmasını çok istiyoruz. Vakıfbank ready win, okay? We support Zuting. We are Zuting's fans. Hafta sonu iki önemli karşılaşma bizleri bekliyor. Voleybolda voleybolun Avrupa Ligi'nin en önemli, en büyük kupasını dileriz ki temsilcilerimiz finalde karşılaşarak ülkemize getirirler. Vakıfbank dedik, Galatasaray. Galatasaray voleybol takımına da gidelim. Küçük bütçeyle, dar bütçeyle, sıkıntılı zamanları aşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasında boy gösterecek Galatasaray voleybol kadın takımı. Gelsin bakalım davetleri ekranlarınıza.
Paranız bol, setleriniz keyifli olsun diyoruz her iki temsilcimize de ve yavaş yavaş programa veda ediyoruz. Ama sorduğumuz soruları yanıtlama zamanı. Onları ekranlarınıza getirmeden vedalaşmıyoruz. Gelsin bakalım günün sorusu ekranlarınıza, anketi. Cristiano Ronaldo hangi kupayı henüz kazanamamıştır diye sorduk. %89 oranında Dünya Kupası dediniz, doğru cevabı verdiniz. Peki kim bu çocuk diye sorduk sizlere. Raja Nainggolan diyen izleyicilerimizi tebrik edelim. Çocukken ne kadar tatlıymış böyle değil mi? Roma'nın sert orta saha oyuncusu. Belçika ile Dünya Kupası'na da gidecek. Onu izleyeceğiz Dünya Kupası'nda. Bu arada Dünya Kupası'na 42 gün kaldı. O heyecanı yaşıyoruz. Tarihte bugün. Bugün kimin doğum günü? Alex Iwobi'nin doğum günü. Kaç yaşına basmış peki? 22 yaşına basmış. Nijeryalı forvet Arsenal'de forma giyiyor. Günün sözü Michael Phelps'ten geliyor. Peki ne diyor rekortmen yüzücü? En başlarda bunu neden yapacağını sorarlar. Sonra ise nasıl olup da bunu başardığını diyor. Bizlere ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Yarın saatler 12.20'yi gösterdiğinde yeniden bu ekranda buluşmak üzere. Hoşçakalın.